Türkiye üzerinden İranlı çetenin Amerika Birleşik Devletleri'ne 2,5 milyar liranın üzerinde para transfer etmesinin pek çok anlamı var. İlki, Türkiye'nin kara parayla mücadele konusunda verdiği sözlerin arkasında durduğunu gösteriyor. Zira Türkiye üzerinden yapılan transferlerin kaynağı belli değil. Türkiye bu hamlesiyle aynı zamanda ABD kaynaklı olası suçlamalara karşı da ön almış oluyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde terörün finansmanı yasası ülkelere yönelik dava açma ve yaptırımlar getirilmesini sağlıyor. Yani bir başka deyişle Türkiye üzerinden gönderilen kaynağı belirsiz paranın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terör saldırısının ya da organizasyonunda kullanılması Türkiye'nin de başını ağrıtabilir. İstanbul'daki operasyon İran'a da bir mesaj veriyor. Türkiye, İran'ın kendisine yönelik ABD yaptırım ve kısıtlamalarını delmek için bu tür hamleler yapmasına göz yummayacağını gösteriyor. Türkiye'nin kara para aklanmasında aracı ülke gibi algılanmasının da önüne geçiliyor. MASAK ve İstanbul Polisi'nin İranlılara yönelik operasyonu ABD'ye de bir mesaj veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymayacağını açıkladı. Ancak ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek oluşumlara karşı da geçit vermeyeceğini bu operasyonla göstermiş oldu. İranlıların Türkiye üzerinden ABD'ye para kaçırma girişimi İran açısından da önemli. Zira İran, Uluslararası Kara Parayla Mücadele Örgütü hafta üye olmayı tartışıyor. İran bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ülkenin şeffaflaşmasını isteyenler üyelik çağrısı yapıyor. Ancak Irak, Suriye, Lübnan, Yemen başta olmak üzere pek çok ülkede milis güçleri bulunduran İran'da bu sürece karşı çıkanların oranı da hayli yüksek.